İlçeye bağlı Beydine ile Alınca Köyü arasındaki yangın söndürme çalışmalarında 49 saat geride kaldı. Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın da etkili olduğu bölgede alevler karayoluna dayandı. Graydar ve dozerlerin yangının önüne geçmek için Sarp bölgede yol açarken yol güzergahı boyunca TOMA, itfaiye ve arazözlerle alevlere tazikli su sıkarak müdahale ediliyor. Yaklaşık 50 hektar alanın zarar gördüğü bölgede Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı iki helikopter de havadan müdahalelerini sürdürüyor. Rüzgarın da etkisiyle parlayan alevlerin yolun karşı tarafına geçmesi nedeniyle ekipler hızlıca müdahale ederek alevlerin yayılmasını engelledi. Öte yandan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekili Avukat Cem Şahin, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özyaka bölgede incelemelerini sürdürdü. Diğer yandan bölgede 73 araç ve 208 personel de yangını söndürmeye çalışmalarına katkı veriyor. Şu açıklığın eteğinden bu vadiye ineceğiz. Şimdi siz diyorsunuz ki dün bizim açtığımız doğa kadar bile yaklaştırmıyor. Tabii bir anda orman kurtaralım istiyoruz. Anladım, tamam. 20 hektar orman daha kurtaralım, derdimiz bizim aslında bu. Orada. Yoksa biz o şu an orayı bağladık, burası kontrol altında. Bizim aslında ikinci bir yolumuz var orada. Ama o yola kadar bile gitmeyelim, daha önde kalalım. Ben o yolu ihtiyaten dün açtırdım. Tamam. Yangını oradan kontrol altına aldım. Biz bir ön yol açalım, bir ön yol açarız ki yangını daha erken bitirmiş oluruz. Ve daha bir miktar orman daha kurtarmış oluruz. Eyvallah, tamam. Yani buradaki kuvarcığımız... Şurada helikopterlerimiz suyu buraya mı atıyor? Bak bak şurada bak tepeye yangın var. O oluyor biz demin dozeri... Ondan sonra tabii sıcaklık daha. Bizim aşağıdaki arazilere dokunmayalım. Tomalar orada...